Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda İbn Malik'in Elfiye adlı eserine ve onun birkaç şerhine değineceğiz. Hem Elfiye'den hem de şerhlerinden çeşitli bölümler okumayı planlıyoruz. Bu bağlamda İbn Malik'in Elfiye'sinde önce bir mukaddime diyebileceğimiz 7 beyt, ardından da birinci konu olan kelamla ilgili 2 beyt okuyacağız. Daha sonra bununla ilgili şerhler nelerdir, şerhlerde geçen metinlere yer vereceğiz. Elfiye bin demek olsa da, çünkü elfun bin, elfiye bin olsa da kaç beyt içerir bu elfiye metni? 1002 beyt içerir. İlk 7 beyti mukaddimedir. Giriş sözlerinden bahseder. Son söz ise 4 beyitten oluşmaktadır. Geriye kalan 991 beyit ilmi maddelere dayalıdır. İbn Malik hicri olarak 598 veya 600'de doğmuştur. 672 yılında vefat etmiştir. İbn Malik'in bu eseri, yani Elfiye eseri, Arap gramerine dair yazılmış olan kitaplar arasında en seçkinlerinden birisidir. Zirve kitaplardan biridir. Üzerine pek çok şerh ve haşiye yazılmıştır. İbn Malik Elfiye adlı eserini İbn Mu'ti'den sonra yazmıştır. Yani daha öncesinde İbn Mu'ti Elfiye adında bir kitap yazmıştır. Aradan belli bir süre geçtikten sonra İbn Malik de Elfiye adlı kitap yazmıştır. Peki bu Elfiye hangi konuları ihtiva etmektedir? Öncelikle nahiv konularına değinmektedir. İşte kelam nedir, kelime nedir, mureb, mebni, nekre, marife, alem, ismi işaret, kâne ve havatuha, temiz, hal gibi, mef'ulü ma'ah, izafet gibi belirli nahi konularına değinir. İlerleyen bölümlerde ise ismi tasgir gibi, ibdal gibi sarf konularına da değinmektedir. Buna göre İbn Malik'in Elfiyesi hem sarf hem de nahi konularını ihtiva etmektedir. Medreselerde uzun süre okutulmuştur. Gerek Osmanlı medreseleri olsun, gerek Arap Yarımadası diyebileceğimiz Suriye, Mısır gibi bölgelerde de uzun yıllarca okutulmuştur. Ve halen açıkçası hem o bölgelerde hem ülkemizde okutulmaktadır. Bugün Mısır El-Ezher Üniversitesi'nde de bu kitap halen okutulmaktadır. Öte yandan ülkemizde de çeşitli medrese diyebileceğimiz eğitim kurumlarında, eğitim ocaklarında hala bu kitap okutulmakta ve belli başlı metinleri, beyitleri ezberletilmektedir. Çünkü Arapçaya dair yazılmış en önemli eserlerden, en zirve kitaplardan birisidir. Bildiğimiz kadarıyla henüz tercümesi çıkmamıştır. Ülkemize de bu kitabı temin edebilmek kolay değildir. Yine de tabii ki elbette isteğe bağlı olarak bulanlar olabilir. Şimdi evvela bu kadar bir giriş konuşmasından sonra artık okumaya başlayalım. Ağır ağır, yavaş yavaş metni okuyayım. Çünkü metin hareketsizdir. Elinde olan varsa rahat hareket edebilsin diye bir yavaşça okuyalım. Ardından bir iki yerine işte mana veririz. Bir iki yerini şerhini yaparız. Daha sonra çeşitli şerhler var elimizde. O şerh metinlerini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Gale Muhammedun hüvebnu maliki ehmedü rabbi Allah'a hayra maliki musalliyen alen nebiyyil Mustafa ve alihil müstekmiline şerefa ve esta'inullâhe fi elfiyyeh
Megasidun nahvi biha mehviyye. Tugarribul eqsa bi lafzin mucizi ve tebsudul bezle bi va'din müncezi ve tektezi rıvan bi gayri suhdi faikaten elfiye tebni mu'ti ve hüve bi sebqin haizun tefdile müstevcibun senaiyel cemile. Vallahu yakzi bihi batin vafira li ve lehu fi derecatil ahira. El kelamu ve ma yeteellefu minhu. Kelamuna lafzun mufidun kestegim vesmun ve fi'lun thumme harfun. El kelim vahiduhu kelimetun vel kavlu am ve kilmetun biha kelamun kad yu'em. Buraya kadar okuyoruz. Metne kısaca değinecek olursak, gâle muhammedun. Gâle herkesin bildiği fiil mazi bir kelime. Ha, burada maziden kasıt muzari, yani muzari manası kastedilmektedir. Ne gibi? Etâ emrullâhi. Allah'ın emri geldi değil, gelecek. Allah'ın emri gelecektir. Nahl suresi 1. ayette olduğu gibi burada da mazi söylenmiş, muzari kastedilmiştir. Çünkü musannif gâle dedi. Henüz demedi oysa ki, sadece gâle dedi diyor. Ne dediği belli değil. Yazmaya yeni başlayacak. Henüz dememiştir. Bu yüzden yani diyecek manasında gâle dedi değil de gâle Muhammedün. Muhammed diyecek. Çünkü daha metnin başında henüz bir şey demedi. Kim diyecek? Muhammedün, Muhammed diyecek. Hüve zamir fasıl. İbn-i Maliki. Yani Muhammed'den bedel kimdir o? İbn-i Malik'tir. İbn burada muzaf, el Malik muzafun ileyh. Hüve mübteda, İbn kelimesi onun haberidir. Onu da belirtmiş olduk. Hüve İbn Malik İrab'tan mahalli yoktur. Çünkü cümleyi mu'terizadır. Ehmedu Rabbi. Ehmedu, ben hamd ediyorum Rabbi Rabbime. Ehmedu Rabbi fiil, fail, mef'ul, kavlin mekulüdür. Yani mef'uldür. Mahallen mensup olmaktadır. Ehmedu fiili muzari, zamme ile merfu, faili ene, vücuben müstetir. Rabbi kelimesinden Rab, mef'ulü bihtir, nasb alameti mukadder fethadır. Rabbi, Rabbiye. Rab muzaf, ya muttasıl zamirdir, sükun üzere mebnidir ve muzafın ileyh olduğu için mahallen mecrurdur. Ehmedu Rabbi. Burada üç farklı irab söz konusu. Ahmet'te zahiri bir irab var. Rab'te takdiri bir irab var. Ya'da ise mahalli bir irab var. Allah lafzı Rab'tan bedel veya atıf beyan olarak değerlendirilebilir. Allah'a hayra maliki. Ehmedu Rabbi, Rab'den, Rabbimden bedel kim o? Allah'a Allah'tır. Hayra maliki. Bunu da yine bedel ve atıf beyan olması caiz. Hayır kelimesi biliyorsunuz ismi saf değildir esasen. Ehyeru'dan tahfif edilmiş. Ehyeru hayır. Çok kullanıldığından yani kesreti istimalden dolayı ehyeru hayır şeklini almıştır. Musalliyen alen nebiyyi, nebi üzerine salat getirir iken, getirerek. Musalliyen kelimesi burada Ahmed'in faalinden haldir. Ahmed'in faali ne? Ene. Ahmedu ene, ben hamd ediyorum. Kime? Rabbi, Rabbime.
musalliyen hal olmakta. Alennebiyyi, ala car ennebi mecrur olmakta. Car mecrur burada musalliyen ile mutalliktir. Öyle nevi ki bu el Mustafa, Mustafa kelimesi üzerine biraz duralım. Mustafa kelimesi Ali İmran 33. ayette de geçmekte. Mustafa saffeten müştak, seçilmiş kişi demek. İftial babındandır. Saffet ya saffet kelimesinden gelmektedir. Fa'l fiilinde sat olduğu için iftialin t'si tı olmuştur. Böylece is tefera olmuştur. Is te feve, is tefeve olmuştur. Yani bu baba aktarıldığı zaman, iftihar babına aktarıldığı zaman is te fe ve şeklini aldı. Ama madem ki sat var, öyleyse is da fe ve oldu. Mustafa'nın aslı Müstefa'dır. Müstefa. Yani sin ile Müstefa. Burada geçen nebi kelimesi üzerinde duralım. Nebi, fennebiyyü, nebi nedir? İnsanun, bir insandır. Öyle insan ki, ba'fehu, onu gönderdi. Kim gönderdi? Allahu, Allahu Teala gönderdi. Allahu Teala'nın göndermiş olduğu bir insandır. Ama nereye? İlel halbi, mahlukata göndermiştir. Daha önemlisi niçin gönderdiğidir. Litebliği ahkamihi. Allah'ın Celle Celaluhu kendi hükümlerini tebliğ etsin diye mahlukata göndermiş olduğu insana nebi denilmektedir. Bir de Resul kelimesi var. Var Resulü, Resul ise ehassu minhu, ondan daha hususidir. Ve o Resul nedir? İnsanun kezalik, aynı şekilde o da bir insandır. Yekunu lehu kitabun ve şeriatun, onun için bir kitap ve şeriat olur. Buna göre Resul nedir? Kendisine bir kitap ve şeriat verilmiş olan elçidir. Nebi ile Resul farklı kavramlardır. Bunların aynı olduğunu iddia edenler de elbette vardır. Ama bunların farklı kavram olduğuna dair bir delil Hac suresi 52. ayet. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ Resul ile Nebi arasına atıf harfi vav girmiş. Vav atıf harfidir. Atıf harfi arada olduğuna göre Resul ile Nebi'nin farklı şey olmaları gerekir. Ve alihi ve onun ali üzerine, yani peygamberimizin ali üzerine salat. Salat Allah Teala'dan rahmet istemek, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, peygamberlerden şefaat manasına gelmekte. Salatın manası da bu. Ve alihi ve onun, yani nebinin, Mustafa'nın, Mustafa seçilmiş kişi demek. Peygamberin âli üzerine olsun. Peygamberin âli ne demekti? Âl öncelikle ehli beyt demek. Yani peygamberin hane halkı. İlk önce onlar. Ardından bir de diğer geriye kalan tüm Müslümanlar vardır. Ehli beytin kastedildiği kesindir. Bir bunda ihtilaf yok. Bu A maddesi, bu kesin bilgi. B maddesini teşkil eden tüm Müslümanlar da ehli beyte dahildir. Âl kelimesine dahildir. Demekte ise, bunda ise bir ihtilaf söz konusudur. Al kelimesinin aslı ehlün, ehlündür. Ha, hemze kalbedildi, al oldu. Kisai ve Nahhas, bu arada Kisai meşhur kıraat alimlerinden biri. Kisai ve Nahhas, Nahhas da çok meşhur bir dilci, dil alimi, lügat alimi. Kisai ve Nahhas bu kelimenin zamire izafe edilmesini yasakladı, uygun bulmadı açıkçası. Bununla ilgili kitaplarda bilgi vardır. Yani alihi, al kelimesinin zamire muzaf kılınmasını bu iki alim
rahmetullahi aleyhima, bu iki alim yasaklamıştır, çirkin bulmuştur. İkisi dışındaki alimler ise caizdir demiştir. Yani al kelimesinin zamire izafe edilip edilemeyeceği tartışmalıdır. Alihi görüldüğü üzere al muzaf, hey muzafın ileyh. El müstekmilin, istekmeleden ismi faildir. Cemi, müzekker, salim. Hemen ardından gelen şerefa kelimesi de bunun mef'ulü bihi olmaktadır. Ve esta'inullâhe fi elfiyye. Elfiyye hususunda Allah'tan yardım istiyorum. Yani yazımı veya uzun süre okunmasına dair. Burada esta'inu'daki sin talep içindir. Âne kökü. Âne de âvene. Yani vavi bir ecveften gelmekte. İsta'ane olur. İsta'ane fiili ale ve ba harfi cerri ile kullanılmakta. Oysa ibareye baktığımızda burada fi harfi cerri ile kullanılmış. Sebebi buradaki fi bimana ala olmasıdır. Yani ala manasındadır. Bu arada tabii ki ala ve ba harfi cerri ile kullanılacağına dair delil de lazım. Delil Yusuf suresi 18. ayet ve Furkan suresi 4. ayet ve Bakara suresi 45. ayettir. Buralara baktığımızda ala ve ba ile kullanılmış istiane fiili. Oysa ibareye baktığımızda fi ile kullanılmış. Yani bu bir konu. Estaînu'daki ya'nın aslı vav'dır. Kesre vav'a ağır geldiğinden dolayı harekesi makabline nakledildi. Bu durumda vav sakin kaldı. Makabli meksur. Vav'ın ya'ya kalbi vacip oldu. Estaînu billah. Ahmedu Rabbiye atıftır. Dolayısıyla mahallen mensup olmaktadır. Megasidun nahvi. Makasıt, maksadın çoğulu cemi mükesserdir. Muzaftır, gayra akıldır, mübtedadır. En nahiv kelimesine değinmek gerekirse, nahiv kelimesi de makasıdın nesi olmakta bu durumda? Muzafın ileyhi olmakta. Makasıdın haberi mahviye olmakta. Nahiv kelimesi üzerinde birazcık duralım. Nahiv kelimesini kaç manası olduğuna dair ihtilaf var. Yani kimi şehirlerde nahiv 4 manaya gelir denilmekte. Kimisi 8 diyor, kimisi 12, 14 manaya gelir diyen şehirler vardır. Bir iki örnek verelim. İşte kastetmek manasına gelir. Zarf olabilir. Yol manasına gelir. Bir de en yaygın olarak bilinen misl manası vardır. Benzer gibi. Yani sürekli geçer kitaplarda. Nahvu ne gibi? Nasara Zeydun Amran, Nasara Zeydun Amran gibi. Ama bazı şehirlerine dedik daha fazla mana vermiştir. Yani kimisi kasem manasını da eklemiştir buna. Peki bu ilme niye nahiv denmiş? Onun da bir sebebi var. Nahiv denmesinin sebebi ve tarihi Ebul Esved Eddüeli'ye dayanmakta. Hazreti Ali'den bir hadis rivayet edilir. Ve ta o zamana dek dayandırılır bu nahiv ilmi. Ne dedik? Mahviye haberdir, mekasıdın haberi. Mekasıd cemidir, mahviye müfrettir. Burada çok yani bilinen meşhur bir kural var. O da nedir? Mekasıd gayri akıldır. Gayri akıl cemiler müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden mahviye de müfret müennes olarak gelmiştir. Tugarribul eksa bi lafzin mucez. Mucez kısa yazı, çok mana, az kelime, kesir, mana. Ve tebsudul bezde bi va'idin munces. Ve taktazi rızan bi gayri suhti faikaten elfiye tebni mu'ti. Mu'ti İbni Mu'ti. Kimdir bu? İmam Ebu Zekeriya Yahya bin Mu'ti bin Abdin Nur el Hanefi. Uzun süre Dımaşk'ta yaşamış. Sonra Mısır'a gitmiş. İmam Şafii'nin türbesinin yakınlarında defnedilmiştir. İbn-i Mu'ti'nin de bir elfiyesi vardır. Elfiyesini İbn-i Malik'ten önce yazmıştır. Aralarında elbette farklar var. En belirgin fark,
Elfiyetü İbn Mu'ti ayet ve şiir doluyken İbn Malik'in elfiyesinde bu yani ayet ve şiirden şevait göstermek daha az vuku bulmuştur. İbn Mu'ti'nin elfiyesi El-Kavlu fi haddil kelam vel kelim diye ilmi metinlere başlamakta. Ve görüldüğü üzere hemen kısa bir tanım yapıp ardından nahvu diyerek örneklere geçmiştir. Ve yine tabii ki benzer konuyla başlanmıştır. Te'lifu min kelimin vahiduha kelime. Benzer şeyler söz konusu. Konular neredeyse birebir aynı diyebiliriz. İbn-i Mu'ti'nin elfiyesi üzerine de şerhler yazılmış. İşte şu an birisini görmektesiniz. Safetu Safiye fi şerh görüldüğü üzere. Bu da bir şerh olarak yazılmış. 4 cilttir. Ve hüve bin haizun tefzîle. Ne demek bu? Ey efzalu minni lisebbihi iyyâye. İbn-i Mu'ti benden daha faziletlidir, daha üstündür. Çünkü benden önce gelmiş, benden önce kitap yazmıştır. İbn-i Malik 598 veya 600 Hicri doğumu, 672'de vefat ettiğini söylemiştik. İbn-i Mu'ti ise 564'te doğmuştur Hicri olarak ve 628'de vefat etmiştir. Müstevcibun senâiyel cemîle. Bu beytle mütekaddimin müteahhir üzerine faziletli olduğuna işaret edilmekte. Ve hemen ardından gelen beytte de dua vardır. Allahu yakzi bihi batin vafira. İbn Malik hem kendisine hem de İbn Mu'ti'ye dua etmeye başladı. Li bana ve lehu ve onun için. Hangi o? İbn Mu'ti'ye gidiyor. Hu. Fi derecatil ahira. Böylece giriş cümleleri olan 7 beyt tamamlandı. Şimdi konuya geliyoruz. Birinci konu. İlk konu nedir? El kelamu ve ma yeteellefu minhu. El kelamu kelam ve ma o şey ki yeteellefu te'lif ediliyor minhu ondan. Buradaki ma kelimeye gitmekte. Kelime yani kastediliyor ilk konu. Bu ne demektir? Haza babu şerhil kelami ve şerhi şey'i ellezi yeteellefu'l kelamu minhu ve huvel kelim. Ve huve o da el kelimu kelimdir. Kelimle başlamıştır musannifimiz. Çünkü maksut olan her zaman için kelamdır. Öylece ilk beyt, ilmi olan ilk beyt genelde 8. beyt. Kelamuna lafzun mufidun kestebim vesmun ve ismun ve fi'lun sümme harfun el kelim. Kelamuna kelamuna yani maaşirin nahviyyine belagatçı ya da mantıkçıların anlayışına göre değil nahivci alimlerin anlayışına, istilahına göre kelam nedir diyor. Lügatta kelam müfit olsun veya olmasın bir mana için vaz edilen lafızdır. İstilahta ise müfittir ve üzerine susulması güzel olan şeydir. Es-sukut. Kelam nedir? Kelam en az iki kelime veya daha çok kelimeyle oluşur. Yani en az iki kelime olması lazım. İki ve daha fazla kelimeyle meydana gelir kelam. Ve tabii ki müfit olma şartı da vardır. Buna göre Allahu Rabbuna mübteda haberden oluşur. Müfit lafızdır. Kelamdır. El mescid. Mescid terkip değil. Sonra iki kelimeden oluşmamış. Dolayısıyla müfit değil. Eşittir. Kelam değil. İn hazara Muhammed kelam değildir, kelimedir. Kelam iki isim veya bir isim bir fiilden oluşmakta. Kelamuna lafzun müşidün.
lafız ağızdan atılan şeydir. Müfidün diyor ama faydalı. Kestegim, ke istegim, istegim gibi. İstegim nedir? Bir emri hazırdır. İstegameden istegim, emri hazırdır. Sükun üzere mebni. Fail nerede? Ente. Vücuben müstetir olan ente zamiri fail olmaktadır. Buna göre fiil, fail bir kelamdır. Kelam örneğidir. Kelama örnektir. Çünkü bir fiil bir de isimden oluşmakta. Fiil direkt istegim. İsim gizli olan entedir. Ve ismun ve fi'lun sümme harfun. Kelimenin kısımlarından bahsediyor. El kelim. Vahiduhu kelime. Vahiduhu o kelimin müfredi nedir? Kelimetun. Kelimedir. Demek ki kelim nasıl bir kelimedir? Nasıl bir türdür? Yani müfred tesni cemi bakımından. İsmu cins denilir kelime. İsmu cins. İsmu cinsin tabi örnekleri var. Gavmun, ceyşun, ibilun, şecaratun, insanun gibi bir tür adı. Yapı itibariyle müfrettir ama manası cemidir. Manaca cemidir. Şimdi gavmun, kavim kelimesi cemi değil. Yani bir topluluğu ifade ettiğinden cemi manasındadır. Cemiler Arapçada, Arap dilinde üç ayrılır. Cemi, müzekker, salim vardır. Vavnun veyahut yanun ile yazılır. Örnek vermek gerekirse ya'lemune, ta'lemune. İsimlerden cemi müzekker, fiillerden örnek bu cemi müzekker. Bir de isimlerden verebiliriz. Nasirune, katibune. Kad eflehel mu'minune. Oradaki mu'minun kelimesi. Ettaibunel abidune. Abidun nedir yine? Cemi müzekker salimdir. Ayetin devamında gelen kelimelerde hakeza cemi müzekker salim örnekleridir. Bir de cemi müennes salim vardır. Cemi müennes salim de dik elif, yani bildiğimiz elif ve açık t ile kelime biten kelimelere cemi müennes salim demekteyiz. El ümmehatu, ümmehat. Sacidatun, ganida, ganitatun, abidatun. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler. Sonu dik elif ve açık t ile bitiyorsa o kelimeye cemi, müennes, salim demekteyiz. Bir de cemi mükesserler var. Cemi mükesserler müfretteki vezin, kalıp cemide değişmektedir. Bu cemilik vavnun, yanun gibi değildir. Cemi müzekker salime benzemez. Ve dik elif açık t gibi de değildir. Yani cemi müennes salime de benzemez. Müfredinin sıgası cemide değişikliğe uğrar. Bu değişiklik çeşitli yönlerle olabilir. Örnek vermek gerekirse kalem. Kalemun. Cemisini vavnun ile yapmıyoruz. Galemune değil. Veya elif ta ile galematun değil. Nasıl yapıyoruz? Eklamun. Cemi mükesser. Cemi mükesser örnek yani fazla verebiliriz. Fi'lun fi'lan ef'al. Babun baban evvab. Şey'un şey'an eşya. Cemi mükesserler öncelikle ikiye ayrılır. Kıllet ve kesret diye. Daha sonra kesret de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Yani bir tane maddesi nedir? Müntehel cumuyu teşkil eder. Örnek de verebiliriz zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bel insanu ala nefsi basira ve levelga ma'azira. Ma'azira. Nedir? Hem cemi mükesserdir, hem kesret vezinlendir, hem de müntehel cumudur. Kıyamet suresinden bir örnekti bu. Ve enna kunna neg'udu minha megaide lissem'i. Megaid. Bu da yine cemi mükesser örneğidir. Cemi mükesser örnekleri Kur'an-ı Kerim'de pek çoktur. İşte bu üç ceminin dışında bir de ne vardır? İsmi cins vardır. İsmi cins üçe ayrılır. İsmi cins ifradi. Çoğa da aza da muvafıktır. Zehebun, ma'un da olduğu gibi. Bir de ismi cins ahadi vardır. Muayyen olmayan fert kastedilir. Aslan için Üsame demek gibi. Bir de ismi cins cem'i vardır. Üç ve daha fazlası kastedilir.
müfredi ile kendisini nasıl ayırt edilir? Ya veya ta ile ayırt edilir. Şecerun, şeceratun de olduğu gibi. İşte bahsettiğimiz kelim de nedir? İsmi cinsi cemidir. Çünkü isim, fiil ve harfi kapsamaktadır. Vahiduhu kelimetun. Onun müfredi kelimedir. Vel kavlu am. Kavul ise en umumi olanıdır. Müfret, mürekkep fark etmez. Faydalı, faydasız fark etmez. İnsanın konuştuğu her şey kavildir. Ve kelimetun biha kelamun kadyu am. Böylece ibareyi bitirdik. Şimdi biraz da şerhlere göz atalım. Evzahul mesalik Hişam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamul etemmanil ekmelani ala seyyidina Muhammedin hatemin nebiyyin ve imamil muttegin ve gaidil gurril muhaccelin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in salaten ve selamen daimeyni bidevamis semavati vel erazine emma ba'de hamdillahi müstehikkil hamdi ve mülhimi ve münşi'il halbi ve mu'dimi ve salati ve selami ala eşrafil halbi ve ekrami el men'uti bi ahsenil hulubi ve a'zami Muhammedin nebiyyihi ve halilihi ve safiyyihi ve ala alihi ve ashabihi ve ahzabihi ve ahbabihi fe inne kitabel hulasetil elfiyyeti fi ilmil arabiyyeti nazmil imamil allameti cemaleddini ebi abdillahi ibni Ebi Abdillahi Muhammed ibni Maliki Ettaiyyi Rahimehu Allahu Kitabun Sagura Hacmen ve Vezura İlmen Veyra ennehu l'ifradil icazi Gad kade yu'addu min cümletil elgazi Ve gad es'aftu Dalibihi bi muhtasarin yudanihi ve tevzihin yusari yusayiruhu ve yubari ehullu bihi elfaza ve uvezzihu maaniye ve uhallilu bihi terakibe ve unek Bihu mebaniye ve u'zibu bihi mevaride ve a'gilu bihi şevaride. Daha yavaş okumaya çalışalım. Harike koymaya çalışanlar olabilir. Ve la uhli minhu mes'eleten min şahidin er temsil ve rubbema uşiru fihi ila khilafin ev nakdin ev ta'lilin ve lem alu cehden fi tevdihihi ve tehzibihi ve rubbema khaleftuhu fi tefsilihi ve terkibihi ve semmeytuhu evzahel mesalik ile Elfiyye İbni Malik ve billahi e'tasim ve es'eluhu el-ismete amma yasim la rabbe gayruhu ve la me'mule illa hayruhu
aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Böylece mukaddime bitti. Şimdi ilk konuya, kelama geçiş yapıyor. Hâzâ bâbu şerhil kelâmi ve şerhi mâ yeteellefül kelâmu minhu. El kelâmu fisdilâhin nahviyyîne ibâratun ammec teme'a fîhi emrâni. El lafzu vel ifâdetu. Vel murâdu bil lafzi es-savtu. المجتمل على بعض الحروف تحديدا او تقديرا. Geçti, metne geçtik. Artık biraz mana vererek okusak iyi olur. Haza, bu nedir? Babu şerhil kelam. Kelamın şerhi konusudur. Ve şerhi ma, ve o şeyin şerhidir ki yeteellifu, telif ediliyor. El kelamu minhu, kendisinden kelam, telif edilen. El kelamu, kelam nedir? Fistilahin nahviyyine, nahicilerin istilahında kelam. İbaratun amma, o şeyden ibarettir ki ictema'a fihi emran, kendisinde iki durum cem oldu. O da nedir? El lafzu ve ifadetu, lafız ve ifadedir. Yani önce lafız olacak, sonra onda bir ifade, bir fayda olacak. Şimdi anlatıyoruz zaten. Vel muradu bil lafzi, lafızdan murat nedir? Es saltu, saftır, sestir. Öyle ses ki el müştemilü, kapsayıcı, ala ba'zil hurufi, bazı harfleri, tahkikan el takdiran, tahkiki veya takdiri olsun, durum böyledir. Vel muradu bil müfidi, müfitten maksat nedir? Ma, o şeydir ki delle, delalet etti, ala ma'nen, bir mana üzerine. Öyle mana ki bu yahsunu, güzel oluyor, es sukutu aleyhi, onun üzerine sukut, yani susmak. Yani ilave soru sorulmuyor anlamak için. Direkt anlaşılan şeydir. Allahu Rabbi, Allah benim Rabbimdir. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. Üzerine susmak güzeldir. Yani boş kelama, boş söze gerek yok. Ve egallu ma, ve o şeyin en azı ki yeteellefu, te'lif ediliyor el kelamu, kelam. Min ismeyn, İki isimden te'lif edilen, edilir yani en az. Kelam en az iki isimden meydana gelir. Ne gibi? Ke zeydün gaimun. Zeydün gaimunda olduğu gibi. Zeyd müpteda, kaim haber. İki isim var burada. Zeyd de isim, kaim de isim. Zeyd özel isim, kaim isim fail. Bu örnek ne örnekti? İki isimden kelamın oluşabileceğine, en az iki isimden oluşabileceğine dair bir delildi. Ve yine kelam oluşur neden? Min fiilin, bir fiilden ve ismin, yani min ismin ve bir isimden oluşur. Ne gibi? Ke gâme zeydün. Gâme zeyd nedir? Bir fiildir, bir de isimdir. Gâme fiil mazi, zeyd de isim. Bir fiil, bir isim var. Gâme fiil, zeyd fail. Ve min huyun ondandır. Yani bir fiil ve bir isimden kelam oluşacağına dair örnektir. Ne? İstegim, istegim. Çünkü neden? Zaten açıklıyor sanırsam. Evet, açıklıyor. Biz hemen söyleyelim. İstegim fiil, emri hazır. İstifal babından emri hazır. Faili ise ente. Fe innehu, çünkü istegim nedir? Min fi'lil emri, emir fiilindendir. Öyle emir fiil ki bu el mentuki bihi, kendisiyle telaffuz ediliyor, söyleniyor. Veya emrediliyor diyebiliriz. Ve min, ve yine neden oluşuyor, yani neden oluştuğu anlatılıyor. Ve min zamiril muhatabi, ve muhatap zamirinden oluşuyor istedim. Öyle muhatap ki bu, öyle muhatap zamiri ki el mukadderi, mukadder olan, takdir edilen, neyle? Bir ente, enteyle. Enteyle takdir edilmiş. Vel kelimu, kelim nedir? İsmu cinsin, ismi cinstir. Cem'iyyin, ismi cins cem'idir. Vahiduhu kelimetun, onun müfredi kelimedir. Kelimetun müfret, el kelim cemidir. Nasıl cemi? İsmi cinsi cemidir. Ve hiye, o yani kelime nedir? El ismu isimdir, vel fi'lu fiildir, vel harfu harftir. İsim fiil harften oluşur. Yani kelime üçe ayrılır. Gerçi bu kafiyede geçiyor. İzharda falan geçiyorum bilmiyorum ama kafiyede geçtiğini iyi hatırlıyorum. Kafiyede nasıl geçiyordu? El kelimetu lafzun vuzu el yema'nen müfredin ve hiye, o kelimede nedir? İsmun ve fi'lun ve harfun şeklinde devam ediyordu. Tabii şimdi isim nedir, fiil nedir, işte harf nedir, tek tek tanım yapılması belki uygun olacaktır ama o zaman da video daha fazla uzayacak.
Zaten Arapçada elfiye seviyesine kadar çıktıysanız bunları biliyorsunuzdur. Fiil bir zamana delalet eder, isim zamana delalet etmez, harf ise bir alettir. Devam edelim ibaremize. Ve ma'na kevnihi isme cins, isme cinsin, ismi cins olmasının manası isme cinsin cem'iyyin. İsmi cins cem'i olmasının manası nedir ki? Ennehu yedullu ala cemaatin, bir topluluğa delalet eder. Cins yani tür isimleri. Gerçi bu Türkçede de vardır. Kitap dediğimiz zaman belli bir kitap kastedilmez. Kitaplar kastedilir değil mi? Kitap. Pek çok kitap. Ev. Pek çok ev var. Irmak. Pek çok ırmak var. Şehir. Pek çok şehir var. Yani ismi cins Türkçe dil bilgisinde de bir konudur. Ve izâ zîde alâ lafzihi, ve izâ zîde alâ lafzihi, onun lafzına ziyade edildiği zaman ne? Ta'ut teknisi, teknis ta'sı, fegîle denildi. Kelimetün kelime. Ne kasa noksan oldu ma'nâhu, onun manası. Ve sâra ve dönüştü dâllen alel vâhidi, teke delalet eden bir yapıya büründü. Ve nazîruhu, ve onun benzerleri neymiş? Lebinun ve lebinetun. Lebinde t yok, lebinede, lebinetun da ise var. Ve nebgun ve nebigun ve nebkatun. Ve nebigun ve nebkatun. Burada da aynı şey söz konusu. Nebik'te t yok, nebkada ise t var. Aynı kelimun, kelimetinde olduğu gibi. Onun örneklerini vermiş olduğu. Ve gad tebeyyene bima zekernahu fi tefsiril kelami min enne şartahul ifadetu ve ennehu min kelimeteyni ve bima, yani yavaş yavaş gideyim, ve bima huve meşhurun min enne egallel cem'i selasetu. Meşhurdur ki cem'inin en azı nedir? Üçtür. Üç şeyi ifade eder. Üç varlığı kapsar. Enne beynel kelami vel kelimi. Şüphesiz ki kelam ile kelim arasında umumen ve hususan min vecihin. Bir yönden diyor. Umumi ve hususi. Fel kelimu, en fark vardır. Fel kelimu e'emmu min cihetil ma'na. Mana cihetinden kelim daha umumidir. Lindilagihi alel mufidi ve gayrihi. Ve hassu min cihetil lafzi, ve daha hususidir lafız cihetinden. Likevnihi la yendaligu alel murakkebi min kelimeteyni fe nahvu zeydün gâme ebuhu. Nedir? Kelamun, kelamdır. Niye? Li vücudil faideti. Ve kelimun, kelimdir. Niye? Li vücudi selaseti, belil erbaati. Ve gâme zeydün, kelamun, la kelimun. Ve in gâme zeydün, bil aksi. Yani kelimedir, kelam değildir in gâme zeydün. Zaten ne zaman in gelse durum böyle oluyor. Bunu konu aynı zamanda Kavâidül İrâb İbn Hişam'ın kitabında da geçmekteydi. Orada da inli bir örnek verilmişti. Vel kavlu, kavl nedir? İbaratun anil lafzı dâlli ala ma'nan fehüve e'ammu minel kelami. Kavl nedir? Kelamdan daha umumi, daha geniş bir manayı ifade eder. Bir manaya delalet eden lafızdır. Vel kelimu, vel kelimetu. Umumen, mutlakan. La umumen min vecihi. Ve tutlaku el kelimetu lügaten. Ve tutlaku denilir, itlak edilir el kelimetu, kelime. Hangi yönden? Lügaten, lügat yönünden. Ve yuradu biha, ve onunla kastedilir el kelamu, kelam. Nahvu ne gibi? Kelle inneha kelime hüve gailuha. Ve zalike, bu nedir? Kesirun, çoktur. La galilun, az değildir. Bazen kelime kullanılır ama ondan kelam kastedilir. Buradaki kella inha kelime, kelimede olduğu gibi. Mü'minun suresi 100. ayetti bu. Buna başka örnek de verebiliriz. Bir Buhari hadisi verelim. Esdegu kelimetin galeha eşşairu kelimetu libidin. Ele küllü şeyin ma hala Allah'a badılın. Allah'tan başka her şey boştur. Dikkat edin. Bu bir şair, libidin kelimesidir.
Estegu kelime en doğru kelimedir. Buradaki kelimeden kasıt İmam Nevevi'nin de belirttiği üzere kelamdır. İmam Nevevi Müslim şerhinde şöyle anlatır. Kitab-ı Şiir bahsinde. El muradu bil kelimeti huna. Buradaki kelimeden maksat nedir? El kıt'atu min el kelami. Kelamdan bir parçadır. Kelamdır yani. Böylece İbn Hişam'a ait olan Evzahul Mesalik adlı Elfiye şerhini okuduk. Şimdi diğer şerhe geçelim. İbn Akil'in El kelamul musdalahu aleyhi indan nuhati ibaratun anil lafzil mufidi faideten yahsunu sukutu aleyha fel lafzu cinsun yeşmelul kelame vel kelimete vel kelime ve yeşmelül mühmele ke beyzin beyz gibi vel müsta'mele ke amrin ve müfidun ehracel mühmele ve faidetun yahsunu sukutu aleyha ehracel kelimete ve ba'zal kelimi ve hüve ma terakkebe min selasi kelimatin fe ekser ve lem yahsunis sukutu aleyhi nahvu ingame zeydun ve la yeterakkabu el kelamu illa min ismeyni nahvu zeydun gaimun. Yine benzer konu, işte isim la yeterakkabu terkip olunmaz, el kelamu kelam, illa min ismeyin, ancak iki isimden terkip oluşur. Zeydun gaimun, evveyata min fiilin ve ismin, bir fiile bir isimden olur ki gami zeydünde olduğu gibi. Gami fiil, zeyd, isim. Ve ki gavlil musannifi isteqim, ve musannifin şu sözü gibi, isteqim sözü gibi. Feynnehu, çünkü o nedir? Kelamun murakkabun, mürekkep bir kelamdır. Min fiili emrin, emir fiilinden ve failin ve failden el fail ki müstetirin müstetir zamirden ve takdiru isteqim ente demektir. Festağna bil misali an en yegule faidetun yahsunu sukutu aleyha fe ke ennehu gale el kelamu huvel lafzul mufidu faideten ke faideti isteqim. İnnemâ gâle el-musannifu kelâmuna liyu'leme ennet ta'rife innemâ hüve lil-kelâmi fistilâhin nahviyyîne la fistilâhin luvaviyyîne ve hüve fil-luvati ismun likulli mâ yutekellemu bihi müfiden kâne ev gayra müfid. Vel kelimu ismu cinsin, kelim ismi cinstir, sürekli aynı şey anlatılmakta. Vahiduhu kelimetun, nüfedi kelimedir. Ve hiye, o da nedir? İmma ismun ve imma fi'lun ve imma harfun. Li'enneha indellet ala ma'nen fi nefsiha gayra mukterinetin bi zamanin fehiyel ismu. Ve in iktaranet bi zamanin fehiyel fi'lu. Eğer zamanla alakalıysa diyor, zamanı bitişikse ona fiil denilir. Zamanla bitişik değilse, zaman ile bir alakası yoksa ona da isim denilir. Ve in lem tedulle ala ma'nen fi nefsiha. Eğer kendi kendine bir mana delalet etmezse, bel aksine fi gayriha, bir başkasıyla kullanımda bir mana ifade ediyorsa, fehiye el harfu, o da harftir. Vel kelimu kelim ma terakkebe min selasi kelimatin fe ekser ke gavlike ingam-ı zeydun. Vel kelimetu hiye el lafzul mevzu'u limanen müfredin fe gavluna el mevzu'u limanen ehrecel mühmel mühmele ke deyzin ve gavluna müfredin ehrecel kelame فَإِنَّهُ مَوْزُوعٌ لِمَعْنًا غَيْرَ مُفْرَدٍ.
Sümme zekara el musannifu rahimehu Allahu Teala, Allah ona rahmet etsin. Ennel kavle ye'ummul cemi'e el muradu ennehu yaga'u alel kelami ennehu gavlun ve yaga'u eczan alel kelimi vel kelimeti ennehu gavlun. Ve zâ'eme ba'zuhum ennel asla isti'maluhu fil müfredi. Sümme zekera el musannifu ennel kelimete kad yuksed biha el kelamu. Sonra musannif neden bahsetti? Ennel kelimete, muhakkak ki kelime ile bazen kelam kastedilir. Ke gavlihim fi la ilahe illallah. Kelimetul İhlas. Ve kad yectemi'ul kelamu vel kelimu fis sidqi. Ve kad yenferidu ahadduhuma temisalu ictima'ihima kad kâme zeydun. Fe innehu kelamun lifadetihi manen yahsunu sukutu aleyhi ve kelimun liennehu murakkabun. Min selâsi kelimatin ve misalun firadil kelimi ingame zeydun ve misalun firadil kelami zeydun gaimun. Zeydun gaimun üç kelimeden oluşmadığı için kelime değil. İngame zeydun kelam değil, çünkü üzerine susmak güzel değil, in kullanılmıştır. Esasen bunun dışında bir de yine çok meşhur olan Elfiye şerhi vardır. El-Behcetül Merziye. Ondan da kısaca okuyalım. Kelamuna ey maaşirin nahviyyine lafzun ey savtun mu'temidun ala makta'il femi fe yehrucu bihi ma leyse bi lafzin diye devam etmekte. Kısaca şeyhlere değinmek gerekirse. Tevzihul makasit vel mesalik. Bu meşhur bir şerh. Bir de İbn Akil'in şerhi var. O da oldukça meşhur. Bir de Celaleddin Suyuti'nin şerhi var. Behcetül Merabiyye. Bir de İbn Hişam'ın Evzahul Mesalik adlı şerhi var. Bu da oldukça meşhur. Bir de Şatibi'nin şerhi vardır. Bir de Delilü Salik ila Elfiyet İbni Malik adlı şerh var. Bunların dışında bir de Yakubi'nin şerhi vardır. Bir de haşiyemiz var. Yani pek çok haşiye var da elimizde bir haşiye var. Hele Elfiye, Elfiye'deki ince noktaları belirttiği bir kitabı vardır. Elbette bunların dışında da hala şerh vardır ve yazımlara belki de hala devam edilecektir. Böylece İbn-i Mali'nin Elfiye adlı kitabını tanıtmış olduk. Şerhinden ve kendi metninden bir bölüm okumuş olduk ve videomuzun sonuna geldik.